Sayın vekiller, yani kadınların sorunlarını hepimiz biliyoruz. Bu ülkede kadınlar öldürülüyor, tacize uğruyor, dayak yiyorlar. Yoksullukla, işsizlikle mücadele ediyorlar. Çocuklarının ayağına ayakkabı alarak okula gönderecek durumları olmayan kadınları biliyoruz biz bu ülkede. Daha çok şey sayılabilir. Bütün bu sorunlar bitti, sıra geldi nikahı kim yapacak olayına. Zaten böyle bir, bu ülkede böyle bir sorunumuz yok. Bunu kabul etmek lazım. Peki başka bir noktaya değinmek istiyorum. Lütfen bu zihniyetin bu noktada başka yerlere bizi götürebileceğini görmezden gelmeyiniz. Haberlerde gördünüz, isterseniz gidip izleyebilirsiniz. Sibyan mektepleri var ve bu sibyan mekteplerinde çok küçük çocuklar, daha göz temasını zor kuran çocuklar, geçen gün ekranlarda gördünüz, eve geldiklerinde annelerine diyorlar ki, anneciğim, kadınların çalışması günahmış, lütfen günaha girme, sen de çalışma. Ve bunun gibi başka bir takım konular. Sayın vekiller, bizi bu konular artık her aşamada başka noktalara götürebilir. Lütfen bunları görmezden gelmeyelim. Bunlar son derece önemli konular. Yine AKP Sayın Grup Başkan Vekili Bülent Turan şöyle bir şey ifadede kullandı. Dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda samimi değil dedi. Peki bu ülkede müftü nikahını istemeyen kadınlar, aileler bu ülkenin vatandaşı değil mi? Peki isteseniz de istemeseniz de müftüler nikah kıyacak diyenler nasıl bir tutum içerisindeler? Böyle bir dayatma kültürü müdür samimiyet olan? Bunu siz samimi buluyor musunuz? Yani bu ifadeleri ben hayretle karşılıyorum. Diğer taraftan özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve buna destek veren, bu maddeye destek veren diğer partinin de kadın vekillerine sesleniyorum. Büyük bir sorumluluk altındasınız ve bu sorumluluğu geleceğe taşıyacaksınız, çocuklarınıza ait. Lütfen bu hataya düşmeyiniz. Biz burada neler yaşadık? O zaman da sizleri uyardık. Aynı noktaya geldiniz. Burada vakıfları korumayı çocuklardan önceye alan ve bir defadan bir şey olmaz diyen zihniyetler burada tebrikler gördüler, alkışlandılar. Yanlış yapıyorsunuz diye burada biz çok konuştuk. Ve ne oldu? Geri adım atıldı. Bakın aynı noktadasınız. Türkiye'nin böyle bir sorunu yok. Bu kadar sorun varken böyle bir hataya düşmek, bu sorunu bir sorunmuş gibi bu konuyu görmek ve bu konuya, bu maddeye evet demek en büyük hatadır. Lütfen bu hatayı yapmayınız. Başta kadın vekiller olmak üzere tüm vekillere burada sesleniyorum. Teşekkürler.